kurallarla ve adaletle yönetiyoruz. Benim bu konuda inanın çok ciddi bir hassasiyetim var. Bir belediye başkanı olarak ben bu konunun bizzat bana getirilmesini isterim. Muhtarım geçen hafta bana geldi Aslan Bey sporla alakalı. Muhtarım bana her telefon açtığında hiç cevap vermediğim oldu mu? Ya da başka muhtarlarım da var. Hiç cevap vermediğim oldu mu? Olmamıştır. Bakın açık söylüyorum. Muhtarlarımın benimle görüşmek istekleri aynı meclis üyelerinin hassasiyetiyle, hatta daha da öncesinde, çünkü Cumhurbaşkanımızın en azından bize emanetidir, öyle bakıyorum. İvedi bir şekilde karşılanıyor. Görüşüyoruz, ediyoruz. Konuyu çok iyi biliyorum. En baştan beri biliyorum. Şimdi de konuşacağız. Hiç gizlisi, saklısı olmaksızın. Net bir şekilde, detaylı bir şekilde. Ama yakışanı ve doğru olanı muhtarımızın belediye başkanına konuyu bizzat açmasıdır. Muhtarım bana bu konuyu açmadı. Açtı başkanım. Nerede açtı? Söz veriyorum. Beraber geldik. Makamda açtı başkanım. O gün neydi? Meclis toplantısından bir gün önceydi. Ha, meclis. Aynı gün. Kameralarla çıkarttırırım bak. Sıkıntı yok. Aynı meclis gün. Toplantısına kaç dakika vardı? İyi hatırla. Arkadaşlar kameradan çıkartın. Muhtarım ve meclis yan bana geldi. İçeri girdi. Hatta muhtarım konuyu kısaca söyledi. Ben de dedim ki meclis toplantısı var. Meclis toplantısında bu konu konuşulmaz. Daha sonra beni ara görüşelim dedi. Evet, bu kadar. Kameralara sabittir. Odaya girdi. 2 dakika sonra çıktık. Hemen yukarı çıktık buraya. Muhtarım bana gelseydi, bu konu yatsaydı, muhtarım çok detaylı bilgi sahibi olurdu. Ben üzüldüm, şuna üzüldüm. Burada bir şey yok. Bakın ben size şimdi anlatacağım. Sonra kim konuşmak istiyorsa dinleyeceğim. Kim konuşmak istiyorsa. Şimdi önce olayın tespitini iyi yapmak lazım. Olayın tespitini. 24.03.2004 tarihinde kat irtifakı kurulmuş. Evet. Kartepe Belediyesi'nden önce. Evet. Bakın burada konuşurken ben belediye başkanıyım. Burada meclis üyelerimiz var. Kafamıza göre ve istediğimiz şekliyle hareket edemeyiz. Kanuna tabiyiz. Kanunun bize yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirerek hareket etmek zorundayız. Ne demek? Buradaki inşaatın kat irtifakını ben de vermedim, buradaki meclis üyelerimiz de vermedi. Biz vermedik. Ama bu ne demek biliyor musunuz aynı zamanda? Bir kamu kurumu tarafından verilmiş bir yetki var demek ortada. Bir izin var demek, bir belge var demek. Devam ediyorum. Parsellerle ilgili ilk ruhsat Aslan Bey Belediyesi tarafından 28.12.2004 evet. tarihinde 63 adet binaya verilmiş. Bakın gene altını çiziyorum. Bizim belediyemizle, bizim meclisimizle hiç alakası yok. Arkadaşlar, ruhsat verilmiş, bu binaların yapım için izin verilmiş. 63 tane bina, bildiğim kadarıyla 2 tanesi... 2 tanesi bir blok başkanı. 2 tanesi bir blok, 2 tanesi işletme için, sosyal tesisler için ayrılmış. 61 tane blok izni verilmiş. Bir tanesi 2 ev yapıyor, yani 122 tane. Bunların ruhsatı da, izni de Aslan Bey Belediyesi zamanında verilmiş. Şimdi bu da kanuni bir zorunluluk. Bizim elimizi kolumuzu bağlayan ve bizi bir takım yollara sevk eden bir zorunluluk. Bunu da bilmek lazım. Devam ediyorum. Şimdi iş o günden bugüne ne yapılmış? Kıymetli arkadaşlar. Bir tanesi, 63 tane dedik ya. Bunların 27 tanesinin çatısı var ortada. Yani kabası bitmiş. Pencereleri takılmış. Camı takılmış. Sonra kimileri kırılmış. Bunların 11 tanesinin de temeli atılmış. O dönemde. Ondan sonra öyle kalmış. Hiçbir şey yapılmamış. Ta ki bugüne kadar 2004'lü yıllardan, 2003'lü yıllardan bugüne kadar böyle kalmış. Peki konunun çözümü için bu konu Büyükşehir Belediyesi'nden tüm siyasi parti meclis üyelerimizin oy birliğiyle gelmiş bir konu. Bakın burada bir muhalefet, bir şerh yok. Oy birliğiyle gelmiş bir konu. Büyükşehir Belediyesi'nden bize gelen. Yanlışım var mı arkadaşlar? Yok başkanım. Tamam. Şimdi bu konu Büyükşehir Belediyesi'ne hangi tarihte gitmiş? Bakın altını çizerek söylüyorum. 13, 12, 2018 tarihinde.
13-12-2018 tarihinde ne ben belediye başkanıyım ne de buradaki heyet meclis üyesi. 13-12-2018 tarihinde bu konu Büyükşehir Belediyesi'ne gitmiş. Büyükşehir Belediyesi'nden oy birliğiyle Kartepe Belediyesi'ne gelmiş. Şimdi Kartepe Belediyesi'nde az önce süre uzatımı aldık. Süre uzatımı alarak bu konuya, bu aşamaya kadar gelen konuda ne yapılmış? Konuşalım mı? Anlatayım mı size? Evet başkanım. Anlatayım. Şimdi nokta 45 imar hakkı Aslanbey Belediyesi döneminde buraya verilmiş. Yanlışım varsa düzeltin. 2004'te. 2010'da verilmiş. Ha, 2010'da verilmiş. Tamam, Aslan Bey'in genel planında. Bakın 2010 yılında 0.45 imar hakkı verilmiş. Şimdi 0.45 imar hakkı ne biliyor musunuz? Burası iki katlı ikiz villadan bahsediyoruz. Yani iki katlı yapabiliyor binayı. Zeminde 0.45 ne olur? 22.5. Buraya verilen imar hakkı şu an konuştuğumuz konu aslında 22.5. Aslan Bey'in genelinde imar hakkı farklı farklı yerler var, değişkenlik gösteriyor. Ama genel olarak şunu söyleyebilir miyiz? Yanılmıyorsam düzeltin. 0.20 midir? Tabanda 0.20'dir. Ha. Şimdi Aslan Bey'in genelinde tabanda 0.21 haktan bahsediyoruz. Ve bu 0.20 olan hakkı komisyonumuz ve büyükşehir 0.22.5'a çıkartmış. Şimdi bakın ben az önce bir şey söyledim. Haktan, hukuktan ve adaletten bahsettim. Ben buranın sahibini tanımam. Bu konu bana gelinceye kadar da bilmezdim. Burası, arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum. Burası Mustafa'ya ait, Ali'ye ait, Veli'ye ait bir yer değil. Burası bir kooperatif. Kooperatifin ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani kar amacı gütmeyen sakinlerinin bir araya gelerek bir mülk edinme gayretiyle kurdukları bir yer. Kooperatifin içerisinde insanlar var. Şimdi benim bakış açım şu. Ve benim bakış açım genel olarak da şu. Kartepe'de 2004 yılından beri kalmış, virane olmuş, içinde içki içilen, türlü türlü işler çevrilen, camları kırılan, üstüne silah sıkılan, eğer bir yer varsa burada da bir bireyin değil. Eğer toplumun bir menfaati varsa, ki burada kooperatif benim nazarımda bir toplumdur. Toplumun bir menfaati varsa 0.20 olan imar hakkını 0.22.5 yapmak bana soracak olursanız, eğer siz derseniz gene konuşuruz, adaletsizlik değil. Ben ortada var olan bir sorunu kaldırmaya çalışıyorum. Bir viraneyi kaldırmaya çalışıyorum. Ve şunu da söyleyeyim size. Kartepe genelinde bu aşamada ne kadar yapı varsa bunları toparlayıp, güzelleştirip Kartepe'mize kazandırabilmek için inanın aynı şekliyle elimi taşın altına sokmaktan geri durmam. Viraneler kaldı. Örnek vereyim size. Kent meydanında tesisler var, binalar. Kaldı. Kalsın mı şimdi size soruyorum. Kartepe'de beraber yaşıyoruz. Sizce yakışıyor mu Kartepe'ye? Geçmiş dönemde yapmışlar. Benim bir günahım var mı? Yapılmış gelmiş 2004 yılından, 2000'li yıllardan, daha öncesinden. Orada başka bir tesis var, o da kaldı orada. Söz vereceğim abi, ben anlatıyorum, söz vereceğim. Bir sıkıntı yok, herkese vereceğim, kim istiyorsa vereceğim. Sadece amacımı anlatmaya çalışıyorum. Kartepe'de bu anlamda ne kadar tesis varsa, bunların düzeltilmesi için elimi taşın altına sokacağımı, gayret göstereceğimi ben zaten ifade ettim. Bakın, eğer ben şöyle baksaydım konuya, ya işte Aslan Bey'den sıkıntı olur, Aslan Bey'den kızarlar, karışmayayım. Kıymetli büyüklerim, karışmayayım mantığıyla hareket ederse bir yönetici hiçbir şey yapamaz. Beni çalışayım diye getirdiniz buraya, siz oy verdiniz. Ben burada biliyorum birçoğunuzu, oy verdiniz bana. Yani çalışayım diye getirmediniz mi? Ben yatarsam sorun da olmaz. Bak, sorun da olmaz, sıkıntı da olmaz ama çözüm de olmaz. Bir şey yapmak lazım. Eğer bu talep Mustafa diye birinden gelseydi, Ali diye birinden gelseydi, Deli diye birinden gelseydi, yapmazdım. İnanın yapmazdım. Ama bir kooperatif kurulmuş. Hepimiz bu bölgenin insanlarıyız. Geçmiş dönemde benim babam da kooperatife girdi. Kooperatiflerin hangi zorluklarla bunları yapıldığını biliyorum. Benim derdim üçüne beşine bakmak değil. Var mıdır bir takım eksik, bir takım hata? Vardır belki. Ama benim derdim
şu anda Aslan Bey'de var olan büyük bir sorunu, yıllardır kalan büyük bir sorunu ufak bir dokunuşla. Yani burada biz emsali 20'den 50'ye çıkartmıyoruz. Bakın altını çizmek istiyorum. 50 diye konuşulan şey iki katlık imardır. Burada müdürlerim burada. Hatam varsa düzeltsinler. 45'i yani 22,5'u 50 yaparak 25'e çıkartıyoruz. Onun konu bu. Eğer şurada şu kadar az durumda söylüyorum. Bak kardeşlerim beni de kaydediyor. Hiç mahsur yok. Eğer o yıldan bugüne kalan sizin de böyle sorununuz varsa sizin de yanınızda olacağımı ve bu sorunun çözümü için elimi taşın altına sokacağımı sizlerin gözünün içine baka baka ifade ediyorum, söz veriyorum. Ben bunu yaparım. Önemli olan ortadaki bir pisliği ve sorunu kaldırabilmek. Bizim derdimiz bu. Kimseye peşkeş çekecek değilim. Ben bu belediyenin, bakın belediye başkanı değilim, bekçisiyim. Bekçi gibi savunmaya çalışıyorum burada. 3 kuruşun 5 kuruşun hesabını yaparak hareket etmeye çalışıyorum. O nedenle Aslan Bey ve hemşerilerini mağdur edecek, üzecek bir çalışmanın gayretin içerisine asla girmem. Şimdi ben genel olarak durumu size anlattım. Elbette ki yine anlatırız, cevap veririz ama bu konuyla ilgili muhtarıma söz hakkı vereceğim. Muhtarıma söz hakkı vermeden önce gelen hemşerilerimden, abilerimden, kardeşlerimden söz hakkı almak isteyen varsa vereyim. Bir sene. Önden belirleyelim. Kaç kişi söz alacak? Sen al. Başkanım, şimdi sizin dediğiniz gibi anlattığınızın hepsi doğru. Zaten burada daha önce Aslan Bey'in hakkı yendi. Bir tane ev yıkılmadan... Bak oraya girmedim ben. O ayrı bir şey. Bir tane ev yıkılmadan Aslan Bey deprem bölgesi gösterdiler. Bir tane ev yıkılmadan. Bir tane yıkılık ev göstersinler. Bizim orayı deprem bölgesi gösterdiler. 3-5 kişi yolunu bulacak diyor bu işlerden. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bununla ilgili gel o toplanalım Aslan Bey'de ya da belediyede fark etmez. Oturalım konuşalım. Bu konu değil. Şunu da söyleyeyim. Heh. Recep Çiftçi, bu yerin sahibi. Bunu da tanıyoruz. Ben tanımam. Hiç görmedim hayatımda. Sahiplere parayı verseydi o binalar bitmişti. Ya ben de katılıyorum sana. Keşke, bak anlatıyorum. Keşke 2004 yılında bu izinler verildiğinde yapılsaydı da bitseydi, bize kalmasaydı. Ben niye uğraşayım burada? Ben tanıdığım için sizi aydınlatıyorum. Eyvallah. Recep Çiftçi'yi de tanıyorum. Anladın mı? Zamanında müteahhitlerin parası verilseydi bu işler öyle değildi. Tamam, ben ne yapayım şimdi? Kalmış, elimizde kalmış. Şimdi bana diyorlar ki... Sizin bak, tek istikrarınız ne biliyorum başkan? Aslan Bey'e sahip çıkmalıyız. Ya ben... Aslan Bey'e bu eski dosyalarda kim ev yıkılmadan buraya deprem bölgesi gösterdiyse bunların hepsi... Ya bunun mücadelesini verelim beraber arkadaşlar. Bu konu o değil ya. Ben Aslan Bey'le hemşerilerimin bir sıkıntısı var, yanındayım. Çağırın geleyim diyorum. Çağırın geleyim. Ama bu o değil. Yani bu şimdi. Bak az önce niye o kadar geçmişten girdim. Ya ben ne yapayım 2004'de? Ben ne yapayım 2008'de? Şimdi evi yıksam orayı. 122 tane insan günah değil mi? Ya tabii ki. Günah? Doğru. Ben buradan bakıyorum konuya. Ama orada yani, bir yere de imar veriliyorsa abi, Aslan Bey'e de imar verilmesi lazım. Aslan Bey'e imar verilmesi konusunu konuşalım. Aslan Bey değil ki, her yer imar istiyor. Onun için geldik biz başkanım. Ya onun için geldik. Fedai abi, bak. Fedai abi. Başkanım, herkes onun için geldi. Ya Fedai. Buraya imar. Fedai abi, anlıyorum. Aslan Bey'e de verelim. Bak ben şöyle. Bak ne dedim? Bireysel bir talebe cevap vermiyorum. 2004 yılından beri kronik olmuş bir sorunu çözmek için gayret ediyorum. Burada bir de bir şey söyleyeyim. Bunu ben yapmıyorum ha. Bunu hepimiz yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz burada. Sen de bu işin içindesin. Beraber çözeceğiz. Beraber. 2004, şimdi Aslan Bey'in sen diyorsun ki Aslan Bey'in imarının arttırılması. Evet. Ya arkadaşlar bende yetki yok ki. Kimde başkanım? Büyükşehir'de. Bunu artırıyoruz. Bu da Büyükşehir'den geldi, onu diyorum sana. Tamam, Büyükşehir'le görüşelim o zaman. Ya görüşelim, ben sana görüşmeyelim. Biz görüşeceksek onunla görüşelim başkanım. Ya görüşelim. Görüşelim, bir sıkıntı yok. Yani imar veriliyor. Bak görüşelim diyorum. Arttıralım demiyorum. %40 alındı. Arttırılıp arttırılmaması konusunu Aslan Bey talep ediyor. Derbent talep ediyor. Maaşköy'e talep ediyor. Şevkatiye talep ediyor. Köseköy talep ediyor. Herkes talep ediyor. Şimdi aha bu kadro burada, belediyeyi yöneten kadro. Siz seçtiniz. Siz seçtiniz. Aha burada siz seçtiniz. Bilmiyoruz başkanım. Tamam. Allah seni, sen deme bunu, başkası değil. Bilmiyoruz başkanım. Ay önümüze çıktı. Biz de bunu inşallah paylaştık. Tamam. Fedai abi şöyle bak. İmar planının arttırılması konusu farklı bir konu. Bu konuyu oturalım konuşalım diyorum ben size. Şu anda ama bunu söz veriyorum demiyorum size. Bunu konuşalım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da iletelim. Bir sıkıntı yok. Ama bu Aslan Bey'in imarıyla alakalı bir konu değil. Buradan lütfen böyle bir sorun çıkartmayın. Bir sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Biz hep birlikte. Yani sorunu ortadan kaldıracağız.
Orası güzelleşsin istiyoruz. Başkanım biz ona karşı değiliz. Tamam, tamam Fedai abi. Hitabı kız aynı şeyi söylüyor. Ama aynı şekilde biz Aslan Bey'le olarak da istiyoruz. Fedai, bir dakika Fedai. Bir dakika, bir dakika. Tuval kente geçiyordu inşallah. Şimdi göklemiyor. Evet. Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, öncelikle iyi niyet.